şöyle söyleyeyim. Aslında bütün meslek gruplarında bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Burada en önemli şey aynı pozisyonda kalma süreniz. Yani oturarak da olabilir bu, yatarak da olabilir, ayakta da olabilir veya da bir işi yaparken de olabilir. Genellikle şöyle bir soru geliyor hastalardan özellikle. Hocam en uygun duruş hangi duruş? Benim onlara verdiğim cevap şu. En uygun duruş bir sonraki duruş. Yani bu şunu kastediyorum burada. Mutlaka sık sık kısa aralıklarla pozisyonunuzu, duruşunuzu değiştirin. Burada en önemli şey uzun süre aynı pozisyonda durmak veyahut da uzun süre aynı pozisyonda iş yapmak veyahut da uzun süre aynı aktiviteyi tekrarlamak. Biz bunlara minör repetitif travma diyoruz. Yani küçük küçük günlük yaşamda hep aynı işi yapıyorsunuz. Bu fabrikada çalışan bir akan ray üzerinde veyahut da bir platform üzerinde bir şey takan bir kişi de olabilir. Bilgisayar karşısında sürekli mouse kullanan bir kişi de olabilir. Veyahut da para sayan bir kişi de olabilir. Bütün bunlar dikkat ederseniz hep tekrarlayan aktiviteyi yapan kişiler. Siz bu aktiviteyi günlük yaşamınızda sürekli uyguladığınız zaman o işi yapan kaslarınız, eklemleriniz, bağlarınız bir süre sonra ağrı olarak veya yetersiz olarak size geri dönüyorlar. Biz bunlara repetitif minör travma diyoruz. Veyahut da uğraşıya, işe bağlı bir takım olumsuzluklar olarak. Onun için burada yapabileceğiniz en iyi şey bu aktivitelerin mutlaka aralarına farklı aktiviteler yerleştirmek. Mesela genellikle çok kabul görmüyor ama fabrikadaki çalışan işçileri mesela bana kalsanız 6 ayda bir, senede bir iş değişimi yaptırır. Yani bir iş yapan kişiyi bir 6 ay sonra başka bir işe aktarır. Ama tabii o işe adapte olması kişinin tekrar sil baştan genellikle çok üretim açısından gerçi uzun vadede mutlaka faydası oluyor ama kısa vadede çok işverenin işine gelmiyor. Kısa var. Ama dediğim gibi kısa sürede mutlaka postür değiştirmek, yaptığınız işin aktiviteyi değiştirmek sizi önemli miktarda koruyucu faktörlerden bir tanesi. Ki genellikle bu tür şikayetleri olanların çok büyük bir kısmı yıllar içerisindeki bu tekrarlayan aktivitelerin birikimiyle karşınıza geliyorlar. Genellikle zannediliyor ki işte büyük bir travma veyahut da büyük bir kaza, büyük bir vurma, düşme, çarpma bu neden oluyor. Hayır. Bu küçük küçük birikimler yıllar içerisinde sizin kas iskelet sisteminizde geri dönüşü olmayan veyahut da çok büyük problemlere yol açabilecek bir takım değişiklikler ki bu değişiklikler de sizi en fazla doktora getiren nedenler arasında yer alıyor.